أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إلى آخر الآيات Sadakallahul Azim. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 21. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah okumuş olduğumuz bu 21. ayetinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi İnşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, bir cehdin, bir cihadın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bugün okumuş olduğumuz 21. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ Allah'ın ayetlerini küfredenlere, Allah'ın ayetlerini örtüp örtbas edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere, İnsanlardan adaleti emredenleri, adaleti ayakta tutanları öldürenlere elem verici bir azabı müjdele peygamberim. Evet, Allah'ın ayetlerini küfreden, Allah'ın ayetlerini örten, örtbas edenler, kefara kelimesinin böyle bir örtme manası vardır. Allah'ın ayetlerini örtenler, Allah'ın ayetlerinin muradını gizleyenler, ayeti okuyup manasını, muhtevasını örtenler. Yani metnini okuyup manasını gündeme getirmeyenler. Veya o ayette Allah'ın esas kastını gündeme getirmeyenler. Aman bu ayeti insanlar duymasınlar. Aman bu ayetin muhtevasına insanlar muttali olmasınlar. Eğer insanlar tarafından bu ayetin muhtevası anlaşılırsa, mutlaka insanlar değişirler. Mutlaka bu insanlar Müslümanlaşırlar. O zaman benim saltanatım da biter. O zaman benim elimi eteğimi öpmekten vazgeçerler. Eğer toplumda Allah'ın ayetleri bilinirse, bizim ayetlerimiz, bizim yasalarımız dama atılır diyerek Allah'ın ayetlerini duyurmamaya çalışanlar. Veya ayetin metnini okuyup da ama bizimle, bizim hayatımızla ilgisini göz ardı edenler. Yani ayetin kulluğa yönelik tarafını gündeme getirmeyip malumata boğanlar. Ya da ses ihtizazlarına, makama boğarak, insanların dikkatlerini melodiye çekerek manayı örtüp saklayanlar. Veya sanki o ayet orada kullanılmak için inmiş gibi ayetleri Arapçanın alıştırma kitabı haline getirenler, mana ve muhtevasının üzerinde durmayanlar veya ayetlerin bazılarını gizleyip bazılarını gündeme getirenler. Yani işlerine gelenleri açıklayıp işlerine gelenlere izin verip işlerine gelmeyenleri yasaklayanlar. Bedenen ve malen. Bireysel ve toplumsal kulluğun tarifi adına Allah'ın istediği, Allah'ın gönderdiği dini örtenler. Allah'ın kitabının konuşulmasını
öğrenilmesini yasaklayıp duyulmasını, duyurulmasını istemeyenler. Başka? وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ Ve de haksız yere Allah'ın elçilerini öldürenler. Yani kendi zanlarına göre de, kendi bilgilerine göre de peygamberlerin öldürülmeyi hak etmediklerini bildikleri halde hak olmayan, haklı olmayan bir sebeple peygamberleri öldürenler. Yapmamaları gereken bir iş olduğunu bile bile peygamberleri öldürenler. Peygamberin toplum içinde kıstaslığına, toplum içinde denge unsuru oluşuna, Allah'a kulluğa davetine dayanamayarak bizzat onların vücutunu ortadan kaldıranlar. Yani peygamber kanı dökenler. Allah'ın kendilerine açtığı rahmet kapılarını kendi elleriyle kapatanlar. Kendilerini kurtarmak üzere gelen Allah elçilerinin kanına girenler. Ya da günümüzde olduğu gibi peygamberi kendi başına bırakarak peygamberin davasına, peygamberin davetine, mesajına kulak vermeyerek, peygamberle ilgilenmeyerek, peygamberin sünnetine kayıtsız kalarak, peygamberin misyonuna sahip çıkmayarak öldürenler, öldürülmesine göz yumanlar, seyirci kalanlar. Şu anda birileri eğitim programlarıyla, birileri kılık kıyafet kanunlarıyla, hukuk anlayışlarıyla, ekonomi anlayışlarıyla, hayat programlarıyla peygamberin yolunu, onun sünnetini, onun anlayışını yok etmek, toplumdan silmek isterken biz de eğer beri tarafta eli böğründe buna seyirci kalırsak, yani onun yolunu, onun sünnetini öğrenip müdafaa gayreti içine girmezsek, onun sünnetini öldürmek isteyenlere karşı, onun sünnetini yok etmek isteyenlere karşı eğer biz de diriltme kavgası vermezsek, sünnet düşmanlarının işlerini kolaylaştırmış ve peygamberin öldürülmesine yardımcı olmuşuz demektir, Allah korusun. Eğer peygamberin görevini, peygamberin varlık fonksiyonunu bizler de kendimize görev edinir, dert edinir, iş edinir, din edinirsek, onun yolunu, onun sünnetini çok iyi öğrenir, peygamberi sahiplenir, onun inandığına inanır, onun yaptıklarını yapar, onun sevdiklerini sever, reddettiklerini de reddedebilirsek, peygamberin varlığını ve programını kendimize program kabul edebilirsek, isteklerine, arzularına köstek değil de destek olabilirsek, o zaman biz de ona yardımcı olup öldürmek isteyenlere engel olmuş oluruz. Değilse ona ve onun getirdiği mesaja karşı kör ve sağır kesilirsek, o zaman biz de peygamberi öldürüyoruz demektir. Yani peygamber bizim ilgisizliğimiz yüzünden öldürülüyor demektir. Peygamberin örnekliliğini reddetmek de peygamberi öldürmek demektir. Peygamberleri öldürenler وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ Bir de insanlar arasında adaletle hükmeden, adaleti, hakkı hakim kılmak için çırpınan din bilenleri, din tebliğcilerini öldüren, toplumdan silmeye, susturmaya çalışanlar var ya, işte onlar için elim bir azabı müjdele peygamberim buyuruyor Rabbimiz. Şu anda fiziksel olarak peygamberi öldürmemiz mümkün değil. Çünkü aramızda peygamber yok ama peygamberin mesajıyla, peygamberin misyonuyla, peygamber aleyhisselamın sünnetiyle ilgilenmeyerek onu kendi haline bırakarak öldürenlerden de olmayalım inşallah. Evet, peygamberleri öldürenler وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ İnsanlar arasında adaletle hükmeden, adaleti, hakkı hakim kılmak için çırpınan din bilenleri, din tebliğcilerini öldüren, onları toplumdan silmeye, susturmaya çalışanlar var ya, işte onlar için elim bir azabı müjdele peygamberim buyuruyor Rabbimiz. Evet,
Allah'ın ayetlerini reddeden, Allah'ın ayetlerine karşı zalimce bir tavır takınan, Allah'ın görsel ve işitsel ayetlerini kendi gözlerinden, gönüllerinden, kulaklarından sakladıkları gibi, insanların kalplerinden kazımaya, gözlerinden saklamaya, kulaklarından söküp almaya, gündemlerinden düşürmeye sahi edenler, çalışanlar, gayret edenler. Aman toplumda Allah'ın ayetleri gündeme gelmesin. Aman ayetler bu insanların kulaklarına gitmesin diyerek Allah'ın ayetlerinin okunmasına, anlatılmasına engel olarak, yasaklar koyarak, ayetleri hayatın sınır taşları olmaktan çıkaran, onların yerine kendi ayetlerini, kendi yasalarını ikame etmeye, Allah'ın ayetlerinin görüntüsünü silmeye çalışan, ayetleri hayata karıştırmayanlara ve haksız yere Allah'ın elçilerini öldürenlere, aleyhlerinde öldürülmelerine bir delil olmadığı halde peygamber katillerine ve de toplumda Allah'ın istediği adaleti, Allah'ın istediği kulluğu icra ve yayma çabası içinde olan Allah erlerini öldürmeye çalışanlara elim bir azabı müjdele diyor Rabbimiz. Bu ayetler indiği dönemde Medine'de ve civarda yaşayan Yahudilere hitap ediyordu. Çünkü bu özellikler onların özellikleriydi. Daha önceleri ataları Allah'ın peygamberlerini öldürmüş, Allah'ın ayetlerini küfretmiş, Allah'ın kitabını tahrif etmiş, kendilerini ayetlerin atmosferinden çıkarmış, Allah'ın dinini bir kenara bırakarak kendi heva ve heveslerini din edinmiş Yahudileri hedefliyordu bu ayetleriyle Rabbimiz. Rabbimizin elçiler ve vahiy göndererek mübarek kıldığı kutsal şehir Kudüs, pek çok Allah elçisinin öldürülmesine şahit olan bir kentti. Süleyman ve Davud aleyhisselamlar döneminde gerçekten Müslümanlıklarının, Allah'a kulluklarının ve buna bağlı olarak da izzet ve şereflerinin, devlet ve saltanatlarının zirvesinde bir hayat yaşayan İsrailoğulları, daha sonra haktan, hidayetten, Allah'ın kitabından, Allah'a kulluktan ayrılarak sapma ve Yahudileşme sürecine girer. Allah'ın kendilerine gönderdiği kitabı ve o kitabın pratiği olan peygamberlerinin yolunu bir kenara bırakarak kendi heva ve heveslerine, içlerindeki din adamlarının, siyaset adamlarının, idarecilerinin istek ve arzularına, emir ve yasaklarına uyarak yepyeni bir din, yepyeni bir yol ihdas eden ve kendi kendilerine uydurdukları, oluşturdukları bu dinin adına da Yahudilik adını veren bu toplum, yeni girdikleri bu yolda akla hayale gelmedik zulümler irtikab ederler. Allah'ın kitabını tahrif etmek, Allah'ın ayetlerini reddetmek, Allah'ın ayetlerini günlük hayatlarından kovmak, Allah'ın ayetlerinden habersiz bir hayat yaşamak ve hatta kendi kitaplarını kendileri yazmak, kendi hayat programlarını kendileri belirlemek gibi sapıklıkları yanında, Allah'ın rahmet kapıları olarak kendilerini açtığı peygamberlere hayat hakkı tanımayarak onlardan pek çoğunu öldürürler. Allah'ın kutlu elçilerinden kimilerinin bizzat vücutunu ortadan kaldırmak, kimilerinin yoluyla, mesajıyla, davetiyle ilgilenmeyerek, susturarak, takibe alarak, zulmederek, örnekliliğini ortadan kaldırarak öldürürler. Sadece peygamberleri değil, aynı zamanda toplum içinde peygamberlerin davetine sahip çıkan, peygambere ve ona gönderilen vahiy ile birlikteliklerini sürdüren, vahiy bilgisine sahip olan, samimiyetle bu vahiy ile amel edip insanları bu bilgiye çağıran, insanları Allah'a kulluğa ve peygambere itaate çağıran, Tevrat'ın toplumda anlaşılıp uygulanması için çırpınan, toplumda peygamber yolunun canlı tutulmasına sahi eden, toplumun sapmasına,
toplumun küfür ve şirkin girdabına yuvarlanmasına rağmen kendileri sapmadan, sapıtmadan adaletin, hakkın, Allah'a kulluğun öncülüğünü yapan, Allah dininin gündemde olması için gecelerini gündüzlerine katarak koşturan ve toplum içinde sayıları az olan alimleri de öldürmüşlerdi bu Allah düşmanları. Çünkü varlıklarıyla, hayatlarıyla, misyonlarıyla toplum içinde hep Allah'ı ve peygamberi hatırlatan, Allah'a kulluğu ve peygambere itaati çağrıştıran bu kıstasları, bu örnekleri görmeye tahammülleri yoktu adamların. Toplum içinde kendilerine Allah'ı ve peygamberi hatırlatan, Allah'ın dinini hatırlatan, tevhidi çağrıştıran bu insanlar susturulmalı, yok edilmeliydi ki kendileri rahat edebilsinler. Evet, yüzyıllar boyu işte böyle bir sapma sürecine girer İsrailoğulları. Nihayet Mekke'de Allah'ın Resulü zuhur eder. Allah Mekke'de son elçisini gönderir. Hem Yahudiler için hem de tüm insanlık için Rabbimiz son rahmet kapısını da açar. Allah'ın Resulü Mekke'den Medine'ye hicret buyurur. Medine'de Evs ve Hazreç kabilelerinden oluşan ve hicretle Ensar adını alan, peygambere ve onun getirdiği dine kucak açan Müslümanların yanı başında Beni Nadir, Beni Kaynuka Yahudileri ve yine Medine'ye çok yakın bir bölgede Hayber'de yaşayan Hayber Yahudileri bulunmaktadır. Bunlar Allah'a inandıklarını, Allah'ın elçisi Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve ona gönderilen Tevrat'a inandıklarını, Tevrat'la amel ettiklerini iddia etmektedirler. Ama aslında ne Tevrat'la ne de Musa Aleyhisselam'la uzaktan ve yakından hiçbir ilgileri kalmamış insanlardı bunlar. Tarih içinde Allah'a isyan etmiş, Allah'ın kitabını bozmuş, tahrif etmiş, Allah'ın ayetlerini küfretmiş, kitabın defterini dürmüş, Allah elçilerini öldürmüş, Allah elçilerinin yolunu takip edenleri de yok etmiş bir toplumdular. İşte bunları hedefleyerek bu ayetlerinde Rabbimiz bu topluma seslenerek son elçiye, son kitaba iman etmedikleri sürece kendileri için elim bir azabın müjdelenmesini istiyordu. Evet, bu ayetler onlara hitap ediyordu ama daha önce de ifade ettiğimiz gibi unutmayalım ki Kur'an-ı Kerim sadece belli bir döneme, sadece belli bir dönem insanına hitap eden, sadece belli bir dönem insanının problemlerine çözüm getiren, sadece belli bir dönem insanını ilgilendiren bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar tüm insanlığa, tüm toplumlara hitap eden bir kitaptır. Yani o dönem Yahudi toplumuna ait olan şu sayılan özellikler kimde, hangi toplumda varsa, bu özelliklere kim sahipse unutmayalım ki onlar için de aynı tehdit, aynı azap geçerli olacaktır. Evvelki gün Kudüs, dün Medine ve civarı, bugün tüm dünya ve kıyamete kadar yeryüzünün hangi coğrafyasında olursa olsun, kim ki, hangi toplum, hangi şehir, hangi kasaba, hangi nahiye, hangi köy ki Allah'ın ayetlerine karşı böyle kafirce, zalimce bir tavır takınırsa, Allah'ın kitabını tahrif eder, Allah'ın kitabından habersiz bir hayat yaşarsa, Allah'ın elçisini öldürür, peygamberi örneklikten çıkarır, peygamberin yolunu, peygamberin sünnetini öldürürse, peygamber yolunda gitmek isteyen müminlere hayat hakkı tanımaz, İnsanları peygamberler yoluna davet eden alimleri yok etmeye, davetçileri susturmaya çalışırsa, dayanılmaz bir cehennem azabı müjdelenecek onlara. Peki kim müjdeleyecek onlara bu azabı? Dün bu görev Resulullah Efendimizindi. Dün onlara bu azabı o müjdeliyordu, bugün de bu görev bizimdir.
Allah bizden onlara bunu müjdelememizi istemektedir. Peki şu anda bu ayetleri bilmeyen, bu ayetleri tanımayan, bu ayetlerin bilincinden uzak bir hayat yaşayan bizler, yani kendileri bile bu ayetleri tanımayan bizler nasıl duyuracağız bu ayetleri onlara? Öyleyse bu ayetleri biz önce kendimiz tanıyacağız, kendimize duyuracağız, sonra da onlara duyurma imkanı bulacağız inşallah. Bu ayetleri kuşanıp Allah düşmanlarının karşısına geçip onları bu ayetlerin tehdidiyle uyaracağız. Diyeceğiz ki ey insanlar, eğer Allah'ın ayetlerini örtmeye, örtbas etmeye, Allah'ın ayetlerini yok farz ederek bir hayat yaşamaya, Allah'ın ayetlerini kendi gündemlerinizden, insanların gündemlerinden silmeye, Allah'ın ayetleri yerine, Allah'ın yasaları yerine kendi yasalarınızı ikame etmeye devam ederseniz, eğer Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun yoluna, onun sünnetine hayat hakkı tanımamaya, onu örneklikten çıkarıp başka örneklerin peşinde gitmeye, böylece peygamber öldürmeye devam ederseniz, peygamber yoluna çağıran Allah dostlarını susturmaya, öldürmeye çalışırsanız, bu küfürlerinizden, bu şirklerinizden vazgeçip adam olmazsanız, kesinlikle bilesiniz ki yakında Allah'ın elim azabıyla karşı karşıya geleceksiniz. Çok yakında korkunç bir yıkılışla yıkılacaksınız. Ahirette de dayanılmaz elim bir azap sizi beklemektedir. Kesinlikle bir Allah yasası olarak bilesiniz ki Allah'la, Allah'ın diniyle, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın yasalarıyla, Allah'ın elçileriyle, Allah'ın dostlarıyla savaşa tutuşan toplumların dünyada rezil ve rüsva olup zillet ve meskenete düşmelerinin sebebi işte budur. Kesinlikle bilesiniz ki bu yasa sadece İsrailoğullarına mahsus bir yasa değildir. Genel bir yasadır bu. Bundan sonra 22. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ حَبِضَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Onlar dünya ve ahirette işleri boşa çıkacak, amelleri boşa gidecek olanlardır. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Evet, onların dünyada yaptıkları amelleri boşa çıkacaktır. Bu kafirlerin, bu zalimlerin tüm planları, programları, tüm hileleri, komploları, tüm güçleri, tüm ekonomik, siyasal ve askeri kuvvetleri, tüm saltanatları, tüm medeniyetleri, tüm teknolojileri boşa çıkmıştır, boşa çıkacaktır. Allah'ın ayetlerine, Allah'ın elçilerine karşı düşmanca bir tavır alan, Allah yoluna çağıran müminlere karşı düşmanca bir tavır takınanların durumu işte budur. Allah'ın kitabından habersiz bir hayat yaşayan insanların dünyada da ahirette de durumu işte budur. Ben Yahudiyim, ben Musa'ya inanıyorum dediği halde, ben Tevrat'a inanıyorum, ben Tevrat'la amel ediyorum, Tevrat benim kitabımdır dediği halde, Tevrat'tan habersiz bir hayat yaşayan, ben İncil'e inanıyorum, İncil benim kitabımdır dediği halde İncil kaynaklı bir hayat yaşamayan, ben Kur'an'a inanıyorum, Kur'an benim kitabımdır dediği halde Kur'an'ı öpüp bağrına bastığı halde onun içindekilerden habersiz bir hayat yaşayan, kitabını okuyup anlamaya, kitabının ayetlerini gecesine gündüzüne, evlenmesine boşanmasına, yemesine içmesine, giyinmesine kuşanmasına, kazanmasına harcamasına, düğününe derneğine, hukukuna ekonomisine karıştırmayan, yani kitabını örterek, kitabını gündeminden düşürerek, kitabının değer yargılarını terk ederek,
kendi heva ve heveslerine göre, kendisi gibilerinin heva ve heveslerine göre ya da topluma göre, Allah'tan başkalarının değer yargılarına göre bir hayat yaşayan insanların, arkadaşlar bilelim ki dünyada tüm yaptıkları boşa gidecektir. Çünkü onların hayatlarında, hayat programlarında, yaptıklarında, ettiklerinde etkili olan Allah değildir. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti değildir. Çünkü onların amellerinin yaptırıcısı Allah değildir. Ya da onlar tüm çabalarını, tüm plan ve programlarını dünya adına harcamış kimselerdir. Yani bunlar dünyayı kıble edinmiş, tüm plan ve programlarını dünyayı kazanmak adına yapmış, dünyalık elde etmek üzere, dünyada zengin ve başarılı olmak üzere yapmış insanlardır. Yani tüm yatırımlarını dünyada kalıcı ve ahirete intikal etmeyici şeylere yapmışlar. Dünyada zengin olmak ve dünyada başarmak onların tek amacıydı. Ahiret adına bir endişeleri yoktu onların. Bu yüzden hayatlarında Allah'ı diskalifiye etmişler, peygamberi unutmuşlar, kitabı yok farz etmişler, hesabı yok farz etmişler. Hesabı yok farz edince de kendilerini her türlü sorumluluktan azade saymışlar ve tıpkı hayvanlar gibi sorumsuzca bir hayat yaşamışlar. Bunu yaparken de çok iyi bir şey yaptıklarını zannetmişler. Böylece hayatlarını mahvetmişler. Tüm yaptıkları boşa gitmiş. Kendilerini de kendilerine verilen imkanlarını da boşa harcamışlar, Allah korusun. Elem tera ilellezine utu nasiben minel kitabi yud'aune ila kitabillahi liyahkuma beynehum thumme yetevella ferikum minhum ve hum mu'ridun. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi ey peygamberim? Onlar aralarında hüküm vermek için Allah'ın kitabına çağrılmışlar. Sonra onlardan bir takımı yüz çevirmişlerdir. Onlar temelli yüz çevirenlerdir. Evet, kendilerine kitaptan, Allah bilgisinden, vahiy bilgisinden bir pay, bir nasip verilenler, kendilerine Tevrat verilenleri, İncil verilenleri, Zebur verilenleri, Kur'an verilenleri görmedin mi ey peygamberim? Baksana ey peygamberim şu kitap ehlinin durumuna. Kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş. Kitap bilgisine sahip oldukları halde, kitaptan haberdar kılındıkları halde, kitabın tahsilini yaptıkları halde, kitabı yüklendikleri halde, kitabın hafızı oldukları halde, ona tahammül edememiş, kitabı kaybetmiş, kitapla amelden uzaklaşmış, kitaptan habersiz bir hayat yaşayanlara bir baksana ey peygamberim. Adamların kitapları var, ellerinde Tevratları, İncilleri var, ellerinde hayatlarını düzenleyebilecekleri Kur'anları var, ama kitaplarını, imanlarını, kitap bilgilerini satmışlar. Peygamber bilgilerini satmışlar. Dünya menfaati sebebiyle ellerindeki kitabı bir kenara bırakmışlar. Gerek ben Tevrat'ın müminiyim, ben İncil'in müminiyim, ben Kur'an'ın müminiyim, ben kitap ehliyim, benim kitabım var, ben Allah'ın peygamberine inandım. Musa aleyhisselam benim peygamberimdir. İsa aleyhisselam benim peygamberimdir. Muhammed aleyhisselam benim peygamberimdir diyen, bu kitaplara, bu peygamberlere inandığını iddia eden din bilenler anlatılıyor arkadaşlar, bakın burada. Yani din tahsili yaptıkları, din bilgisine, kitap ve peygamber bilgisine sahip oldukları halde yamukluk yapanlar anlatılıyor. İşte bunlara aramızda hüküm verilmek üzere Allah'ın kitabına gelin denildiği zaman onlardan bir grup yüz çevirerek
uzaklaşıp gidiyor. Gerek ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlardan, gerekse bizim ehli kitaptan sapanlara, sapıtanlara, hayatlarında sadece Allah'ı değil de tağutları söz sahibi bilenlere, hayatlarını Allah'ın istediği gibi değil de kendi istedikleri gibi ya da tağutların istedikleri gibi düzenlemeye çalışanlara, eğitim hayatlarını, sosyal, siyasal, toplumsal ve bireysel hayatlarını Allah ve Resulünün belirlediği prensiplere göre ayarlamak yerine, kitap ve sünnete başvurmak yerine, kendi heva ve heveslerine göre ya da tağutların direktiflerine göre ayarlayıp düzenleyenlere denilse ki, gelin Allah'ın indirdiğine, gelin Allah'ın kitabına, gelin peygamberin sünnetine denilse, gelin problemlerimizi Allah'ın kitabıyla çözelim denilse, bir problem mi var, çözüm mü arıyoruz? Bir hukuk problemi var da çözüm mü arıyoruz? Gelin hukuku Allah'ın kitabıyla çözelim. Bir eğitim problemi var da ne yapalım mı diyoruz? Bir ihtilaf mı var? Mahkeme olmak mı istiyoruz? Bir konuda karar vermek mi istiyoruz? Bir karar mı alacağız? Bir iş mi yapacağız ya da yapmayacak mıyız? Pozitif ya da negatif bir eylem mi ortaya koyacağız? Yani bir konuda bir tavır mı belirleyeceğiz? Gelin Allah ve peygamberle belirleyelim. Gelin onu Allah desin ve biz peygamber örnekliğinde yapalım. Gelin içinde bulunduğumuz durumu Allah'ın kitabına götürelim. Dünyamıza hakim, hayatımıza hakim olan Allah'ın kitabı hakem olsun. Kitap ne demişse, nasıl yapmamızı istemişse öylece kabul edelim denince, işte din budur zaten. Allah'ın bizden istediklerini fert planında peygamberimiz, toplum planında sahabe nasıl uygulamışsa, onu din kabul edip aynen uygulamaya çalışan kişi dindardır. Evet, işte gelin Allah'a, gelin Allah'ın kitabına denilince, yani Allah'ın istediklerini peygamber örnekliğinde anlamaya, kabul etmeye, uygulamaya gelin deyince, bu tür insanlar ثُمَّ يَتَوَلَّ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Onlardan bir grup senden yan çizerler. Tevella edip sıvışırlar diyor Rabbimiz. İşte şu anda böyle insanların köşe bucak Allah'ın kitabına çağrılanlardan kaçtıklarını görüyoruz. Peki suçun ne senin? Niye kaçıyorlar bu insanlar senden? Tabii sen onları kitaba çağırdın. Sen onlara gelin Kur'an okuyalım dedin. Suçun bu işte. Sen gelin problemleri Kur'an'la çözelim dedin. Sen kitaba gidelim dedin. Peki Tevrat'a, İncil'e, Kur'an'a inandığını iddia eden o adamlar ne yapıyor? O diyor ki hayır, ben problemleri babamla, ben problemleri hocamla, abimle, şeyhimle, efendimle, büyüğümle çözerim. Yazarımla, çizerimle çözerim. Kitabı anladık. Saygı değerdir, hürmet ederiz. Ara sıra teberrüken okuruz onu. Peygamberi de anladık. Hürmete layık birisidir. Bazen salavat gönderir, arada bir ziyaret eder, toprağını öperiz. Adı anılınca elimizi kalbimize koyarız ve şöyle bir saygı ihraz ederiz. Ama hayatımı düzenlemeye gelince, problemlerimi çözmeye gelince benim başka Rablerim var. Başka efendilerim var. Benim büyüğüm var. Benim efendim var. Benim şeyhim var. Benim yazarım, çizerim var. Benim emirim, amirim var. Benim sözünü dinleyeceğim ve problemlerimi kendisine arz edeceğim birilerim vardır diyor. Nisa suresinde de böyle davrananların halis, münafık ve kafir olduklarını anlatıyordu Rabbimiz. Unutmayalım, bu ayet hep başkalarını değil bizi anlatıyor. Kendimizi bir sorgulayalım.
Yani kitaba çağrıldığımız zaman acaba biz ne yapıyoruz? Biz ne alemdeyiz kitapla beraberlik konusunda? Kitabın hayatımızda hakemliği konusunda ne alemdeyiz? Yoksa bizler de fikir planında tamam, konuşmaya gelince tamam, kitap sünnet okunmalı, anlaşılmalı, kitapsız sünnetsiz olmaz diyoruz da bunu eyleme dönüştürüp gerçekleştirme planında yoksa bizler de tüyüyor muyuz? Yani iman planında, iddia planında tamam da amel planında yoksa bizler de yan mı çiziyoruz? Yani hayatımızın kaçta kaçı kitap kaynaklı? Allah için bir düşünelim ve gayrete gelelim inşallah. Dün peygamber onları Allah'ın kitabına çağırmıştı. Bugün biz de insanları Allah'ın hükmüne, Allah'ın kitabına, Allah'ın yasalarına ve peygamberin pratikte uygulamalarına çağırırken, eğer bu insanlar Müslümanız dedikleri halde buna razı olmazlar da başka başka Rabler, başka başka hayat tarzları, başka başka yasalar, başka başka hayat programları, arayışları içine giriyorlar. Başkalarının kanunlarını uygulamadan yana bir tavır sergiliyorlarsa kesinlikle bilelim ki onlar da münafıklardan olacaklardır, Allah korusun. Peki acaba bu insanlar niye böyle davranırlarmış? Ben kitap ehliyim. Benim de bir kitabım var. Ben Allah'a da, Allah'ın elçilerine de, Allah'ın kitabına da, Allah'ın kitap ve peygamber göndererek benim hayatıma karıştığına da inanıyorum diyen bu insanlar acaba niçin kitaba müracaat etmeden bir hayat yaşayabiliyorlar? Acaba niye hayatlarına kitabı karıştırmak istemiyorlar? Yani bu cesareti nereden alıyorlar? Bakın diyorlar ki adamlar, tamam bu kitap belki Musa Aleyhisselam döneminde değerliydi. Muhammed Aleyhisselam döneminde bu kitap belki pek çok problemleri çözmeye yetiyordu. Ama bizler şu anda o dönemde yaşamıyoruz ki. Bizim devrimiz değişti. Yaşadığımız dönem çok farklıdır. Artık bu kitabın bizim problemlerimizi çözmesi mümkün değildir diyorlar. Ve bir de bundan sonraki ayette anlatıldığı gibi bakın şöyle düşünüyorlar. Zalike bi ennahum qalu lan temassana an-naru illa ayyaman ma'dudat ve garrahum fi dinihim ma kanu yafterun. Bu onların bize ateş sadece sayılı birkaç gün değecektir, dokunacaktır demelerindendir. Uydurup durdukları şeyler onları dinlerinde yanıltmıştır. İşte bu adamların bu cüretlerinin, bu cesaretlerinin, bu yamukluklarının sebebi budur. Bakın diyorlar ki bize cehennem ateşi sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır. Bizler sadece sayılı birkaç gün cehenneme uğrayacağız o kadar. Ondan sonra doğru cennete gideceğiz. İşte 7 gün, 40 gün diyorlar. Yani Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur'a vahiy almaya gidip de onun yokluğu döneminde buzağıya tapındıkları bir süre kadar cehenneme şöyle bir uğrayıp merakları izale olduktan sonra direkt cennete gideceklerine inanıyorlar. Öyle değil mi ama? Yahudiler, alimler, din bilenler, din konusunda, vahiy konusunda tüm civar kabilelerin önderleri olan bu insanlar cennete gitmeyecekler de şu ümmi, şu cahil, şu hayrı şerri bilmeyen, şu dini onlardan öğrenen, şu siyaset konusunda kendilerine muhtaç olan insanlar mı gidecekler yani? Şu halk kesimi, şu bizim kendilerine yol gösterdiğimiz, şu bizim kendilerini yönettiğimiz insanlar mı gidecekler cennete diyorlar. Öyle ya hocalar, hacılar, din adamları, papazlar, keşişler, kardinaller dururken başkaları mı girecekti cennete? Hem Allah'ın bilgisine sahip ol, hem kitap bilgisine sahip ol, hem hoca ol, hem kitapla para kazan, hem kitapla amel etme,
hem kitabın ayetlerini bilmeyenlere anlatma, hem onları az bir pahaya sat, hem kitabın ayetlerini keyfine göre tahrif edip değiştir, hem de cenneti bekle. Bizde de var böyleleri, hem de pek çok. Bizler alimleriz, bizler hafızlarız, bizler din bilenleriz, bizler kitap yazanlarız, bizler filan grubun üyeleriyiz, bizler falan zatın müritleriyiz, bizler Allah'ın has kullarıyız, bizler direkt cennete gideceğiz. Yani Allah bizleri de koymayacak da cennetine, sığırları mı koyacak ya? Bizden daha layık kim var cennete? Hatta kabir sualimize bile filanlar cevap verecektir diyenler pek çok. Kendilerini mutmain görenler bizde de pek çok, Allah korusun. Sanki Allah'la aralarında bu konuda bir sözleşme yapmışlar gibi. Sanki Allah'tan bu konuda bir garanti almışlar gibi. Niye yaksın da Allah bizi? Diyorlar. Bizler Allah'ın has kullarıyız. Bizler Allah'ın sevgili kullarıyız diyorlar. Bizler la ilahe illallah dedik. Ömrümüzde işte birkaç namaz da kıldık. Zaman zaman oruç da tuttuk. Arada bir mevlüt filan da dinleyip okuttuk. Türbeleri ziyaret edip yatırlara mumlar da diktik. Dedemiz hocaydı, babamız hacıydı gibi kimileri de kendilerince bir savunma mekanizması geliştirerek tatmin olmaya çalışıyorlar. İşte gerek dünkü ve bugünkü Yahudilerin, gerek Hristiyanların, gerekse bizim yerli Yahudi ve Hristiyanların kendi kendilerine uydurdukları bu savunmaları maalesef onları dilleri konusunda aldattı. La ilahe illallah diyenleri Allah affedecektir ama unutmayalım ki kendisine şirk koşanları asla affetmeyecektir. Allah kitabında ancak kendisine şirk koşmadan ölenleri affedeceğini bildiriyor. Yani bir ömrü kendisi için yaşayanları, kendisinden başka Rab ve ilah tanımayanları, Allah'ın kitabını kitap olarak tanıyıp o kitaba göre hareket edenleri, peygamberi örnek alıp onun gibi olma kavgası verenleri affedeceğini bildiriyor Rabbimiz. Böylece bir hayat yaşayan, Allah'a Allah'ın istediği gibi iman edip kulluk yapma hedefinde olan müminlerin, arkadaşlar, günahları çok da olsa Allah onları bağışlayacağını haber veriyor. Ama yaşadığı hayatta Allah'ı devre dışı bırakan, kitabı örten, kitabı gündemine almayan, evlenmesine, boşanmasına, yemesine, içmesine, giyimine, kuşamına, kazanmasına, harcamasına, hukukuna, ekonomisine, gecesine, gündüzüne Allah'ı karıştırmayan, peygamberi yok farz eden, peygamber örnekliğinden uzak, kendi heva ve hevesleri istikametinde yaşayanları Allah'ın affedeceğine dair ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne Zebur'da, ne de Kur'an'da bir tek ayet, bir tek işaret yoktur. Allah bu konuda kimseye açık bir çek de vermemiştir. Şimdi böyle diye dursunlar, kendi kendilerini avuta dursunlar ama فَكَيْفَ اِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ ف۪يهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Geleceğinden şüphe olmayan günde onları topladığımız ve haksızlık yapılmayarak herkese kazandığı eksiksiz verildiği zaman acaba onların durumları nasıl olacak? Evet, gerçekleşeceği konusunda zerre kadar bir şüphe olmayan kıyamet gününde, hesap kitap gününde her şeyin açığa çıkıp ortaya döküleceği, herkesin tıraşlarının gözlerinin önüne ineceği bir günde onların hali nice olur? Nasıl olur onların halleri? Öyle bir gün ki Allah onların hepsini toplayacak. Herkes inancının, düşüncesinin, eyleminin, amellerinin, yaşadığı hayatın karşılığıyla buluşacak.
Ne olacak o gün bu insanların halleri? Şimdi sevinsinler, avunsunlar bakalım. Ben de Müslümanım. Bizler de Müslümanız. Bizler de zaman zaman namaz kılıyoruz. Zaman zaman oruç tutuyoruz. Bizden daha iyi kim var dedikleri halde, kitaptan ve peygamberden uzak bir hayat yaşayanlar. Ben İsa Aleyhisselam'ın müminiyim. Ben İncil'e inanıyorum. Ben Musa Aleyhisselam'ın müminiyim. Ben Tevrat'a iman ediyorum. Ben Muhammed Aleyhisselam'ın müminiyim. Peygamber'e saygı duyuyor, Kur'an'a hürmet ediyorum deyip de ne kitapla ne de peygamberle diyalog kurmadan bir hayat yaşayanlar düşünsünler bakalım o gün ne yapacaklar? Kime gidecekler? Nasıl kurtulacaklar? Unutmamalıyız ki o gün yetki sadece Allah'a aittir. Çünkü mülkün sahibi Allah'tır. Allah'tan başka hiç kimse hiç kimseye yardım edip kurtaramayacaktır. Herkes bu dünyada ne yapmışsa, nasıl amel istemişse, nasıl bir hayat yaşamışsa onunla değerlendirilecek ve hiç kimseye kıl kadar zulmedilmeyecek, hakkı zayi edilmeyecektir. Öyleyse ey peygamberim sen de ki, قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ey peygamberim de ki, mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini aziz kılar, dilediğini de zelil edip alçaltırsın. İyilik senin elindedir. Doğrusu sen her şeye kadirsin. Ey Allah'ım, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, ey göklerde ve yerde mülk olarak ne varsa hepsinin sahibi, hepsinin maliki olan Allah'ım, göklerde ve yerdeki her şeyi ve herkesi yoktan var eden, her şeyin ve herkesin boynundaki iplerin ucu elinde olan Allah'ım, göklerde ve yerde canlı cansız ne varsa hepsi kendisinin mülkü olan Allah'ım, göklerde ve yerdekilerin tasarrufu, egemenliği elinde olan Allah'ım, tü'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke min men teşâ ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ biyedikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Mülkün sahibi olarak, mülke egemen olarak sen onu dilediğine veren, dilediklerinden de zorla onu söküp alansın. Dilediklerini aziz, dilediklerini de zelil edensin. Hayır tümüyle senin elindedir ya Rabbi. Sen her şeye kadirsin. Evet, göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkü Allah'a aittir. Herkes ve her şey onun hükümranlığı altındadır. Onun hakimiyeti altındadır. O Allah maliktir ve her şey onun mülküdür. Gerçek malik, gerçek sahip odur. Onun mülkünün yanında başkasının mülkü yoktur. Göklerde ve yerde olan tüm varlıklar mülktür, Allah'ın mülküdür. Mülk olan kulların, malik olan Allah'la ilişkisi, mülkün sahibiyle ilişkisi gibidir. Yani kölelerin efendileriyle ilişkisi gibidir. Mülk tümüyle Allah'ın olunca, o mülk konusunda söz sahibi de sadece Allah'tır. Mülk olanın malik olana hesap sorma hakkı olmadığı gibi, ona itiraz edip yasalarının dışına çıkması da mümkün değildir. Mülk ve saltanat, egemenlik ve hakimiyet Allah'a aittir. Mülkünü, saltanatını dilediğine verir, dilediğinden de zorla çekip alır. Dilediklerini aziz edip baş yapar, dilediklerini de zelil edip ayaklar altında süründürür. Dilediğini galip getirir, dilediğini mağlup eder. Dilediğini üstün getirir, dilediğini alçaltıp zelil eder.
Dilediklerine bu dünyada yetki verir, imkan verir, saltanat verir. Dilediklerini de alçaltır. İzzeti kendisinde görenleri aziz kılar, izzeti başka yerlerde arayanları da zelil kılar o Allah. Mülkün sahibinin bir imtihan gereği, bir hikmeti gereği, geçici ve sınırlı olarak mülkü üzerinde verdiği yetkiler, dünya mülk ve saltanatları hiç kimse için ebedi değildir, baki değildir. Bir gün gelecek, bu mülk ellerinden alınacak, herkes ve her şey fani olacak, her şey helak olacak ve sadece Allah'ın veçi baki kalacaktır. Göklerin ve yerin mülküne sadece Allah varis olacaktır. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Daha önceki derslerimizde de anlattık. Mülk Allah'ındır demek, o mülkte söz sahibi Allah'tır demektir. Öyleyse unutmayalım ki varlığımız konusunda, bedenimiz konusunda, aklımız, fikrimiz konusunda, bilgimiz, çevremiz, kredimiz konusunda, malımız, mülkümüz konusunda, gecemiz, gündüzümüz konusunda, hasılı tüm hayatımız ve sahip olduklarımız konusunda söz sahibi Allah'tır. Bu bedende, bu uzuvda, bu evde, bu malda, bu şehirde, bu ülkede, bu mektepte, bu iş yerinde söz hakkı benimdir. Benim dediğim olur. Benim yasalarım, benim yönetmeliklerim, benim kurallarım geçer demeye hiç kimsenin hakkı da selahiyeti de yoktur. Çünkü unutmayalım ki bu mülk, bu hayat ve sahip olduğumuz her şey bir gün elimizden alınacaktır. Şimdi bu gerçek ortadayken, kimse buna karşı gelemezken nasıl oluyor da insanoğlu bu mülk benimdir, İstediğim gibi o mülkte tasarrufta bulunabilirim diyebiliyor? Nasıl oluyor da bu mülkte istediğim gibi hareket edebilirim, İstediğim gibi yaşayabilirim diyebiliyor? Nasıl oluyor da mülkün sahibinin yasalarını reddederek bir hayat yaşayabiliyor? Nasıl oluyor da mülkünü kullandığı Rabbini reddedebiliyor? Bunu anlamak gerçekten çok zordur. Evvelki gün bu mülk birilerinindi. Dün bu mülkte bir başkaları vardı. Hani nerede onlar? Niye bırakıp gittiler bu mülkü? Yarın bizler de bırakıp gitmeyecek miyiz? Elbette yarın bizler de bu mülke veda edip gideceğiz. Evet, Allah dilediklerine verir o mülkünü. İşte vermiş. Şu anda bizler yaşıyoruz. Ama unutmayalım ki yarın bizden de alacak Allah onu. Öyleyse onu bize verenin yolunda kullanmak, mülkün sahibinin istediği bir hayatı yaşayarak imtihanı kazanmak zorunda olduğumuzu bir an bile hatırımızdan çıkarmamalıyız. Bakın, mülke sahip olanın, mülke egemen olanın Allah olduğunu hala anlayamadıysanız, alın size birkaç delil daha. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ya Rabbi, sen geceyi gündüze, gündüzü geceye geçirirsin. Ölüden diri, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın. Evet, Rabbimiz böyle de dememizi istiyor. Sen geceyi gündüze, gündüzü de geceye geçirensin ya Rabbi. Geceyi gündüze katan, gündüzü geceye katansın. Geceyi gündüzün üzerine geçirmek, gündüzü de gecenin üzerine kapatmak suretiyle, geceden gündüzü, gündüzden geceyi yarıp çıkarmak suretiyle bizim hayatımızın devamını sağlayansın ya Rabbi. Geceyi de gündüzü de yaratan, geceyi de gündüzü de buyruğuna boyun büktüren, geceye de gündüze de egemen olan sensin ya Rabbi. Gece de gündüz de senindir ya Rabbi.
Peki gece ve gündüz Rablerinin emirlerine boyun bükmüşlerken, gece ve gündüz Allah'ın yasalarına teslim olmuşlar ve sadece onu dinliyorlarken siz kime teslim oluyorsunuz? Yani sizden milyarlarca kere daha büyük olan bu varlıklar Allah'a boyun bükmüşlerken, Allah'ı dinliyorlarken, hayat programlarını Rablerinden alırlarken, bir an bile Rablerine isyan etmeden ona kulluk yapıyorlarken siz kimi dinliyorsunuz? Siz kime kulluk ediyorsunuz? Ey insanlar, siz hayat programlarınızı kimden alıyorsunuz? Bütün bu varlıklar Allah'ınken siz kiminsiniz? Öyleyse yaratan da odur, yarattığının hayat programını belirleyen de odur. Bunu iyice bir düşünün de yaratıcınıza, sahibinize, malikinize kul köle olun diyor Rabbimiz. Evet, yaratan da odur, yarattığının hayat programını belirleyen de odur. Yaratan Rab da odur. Hani var mı ondan başka böyle yaratıcı birileri? Geceyi gündüzü yaratan, geceye gündüze söz geçiren, güneşe, aya ve yıldızlara hükmedebilen birileri var mı? Varsa onlara da kulluk edin. Onlara da minnet duyun. Onların arzularını da yerine getirin. Halbuki Allah'tan başka hiç kimsenin bu konularda gücü ve kuvveti yoktur, yetkisi ve selahiyeti yoktur. Gece ve gündüz ayetini bir düşünün. Gece ve gündüz insan gücünün, insan egemenliğinin, insan krallarının, insan meliklerinin ulaşamadığı iki ayet. Haydi her şeyin hakimi biziz diyenler, egemenlik hakkı ve yetkisi bizdedir diyenler, söz sahibi olarak kendilerini görenler, müdahale etsinler bakalım geceye. Müdahale etsinler, geceye ve gündüze söz geçirebilirler mi? Mümkün mü? Ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hay. Ya Rabbi, sen ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkaransın. Tıpkı gündüzü geceden söküp çıkardığın gibi, geceyi gündüzden çıkardığın gibi ölüyü de diriden, diriyi de ölüden çıkaransın. Şu gördüğümüz mevcudatı, şu dirileri yokluktan çıkaran, yokluktan yaratansın ya Rabbi. Toprağın altına atılan o kupkuru bir taneyi, çekirdeği, tohumu yaran, çatlatan ve ölüden hayat fışkırtan Allah'tır. Ölü bir tohum, ölü bir çekirdek, Rabbimizin emri ve izniyle ölülüğünü kaybediyor ve ondan diri çıkarılıyor. Söyleyin bakalım, Allah'tan başka bu küçücük çekirdekten, hem de ölü bir çekirdekten böyle hayat fışkırtan başka birileri var mı? Allah'tan başka hayat konusunda söz sahibi birileri var mı? Ana rahmine atılan ölü bir spermadan diri çıkaran Allah'tır. Söyleyin bakalım, böyle küçücük bir spermanın içine koskoca bir insan yerleştirebilecek, böyle bir ölüden diri bir insan çıkarabilecek Allah'tan başka birileri var mı? Bir tek ölü çekirdeğin içine tonlarla meyveyi yerleştirebilecek birileri var mı? Ölü olan şu toprağa rahmetini göndererek o kupkuru toprağı titreten, kabartan, canlandırıp hayat için harekete geçiren de Allah'tır. Ölü iken indirdiği yağmurla toprağı dirilten veya ölü bir insandan diriyi çıkaran, diri bir insandan da ölüyü çıkaran Allah'tır. Yani kafirden mümini, müminden de kafiri çıkaran Allah'tır. Mesela Nuh Aleyhisselam gibi bir diriden Kenan gibi bir ölüyü veya Azer gibi bir ölüden İbrahim gibi bir diriyi çıkaran Allah'tır. Veya ölü bir cahiliye toplumundan melekleri bile geride bırakacak sahabe toplumu gibi dirileri çıkaran Allah'tır. Zekeriya Aleyhisselam gibi 100 yaşını aşkın birinden, üstelik de kısır bir hanımdan,
Yahya aleyhisselam gibi bir diri çıkaran Allah'tır. Veya işte bir zamanlar yok iken var edilen bu mevcudatı yokluktan varlığa çıkaran Allah'tır. Ölüyken, yeryüzünde yokken, hayat sahnesinde var edilen tüm mevcudatı yokluktan var eden Allah'tır. Varlıklar, insanlar, semavat, arz, güneş, ay, yıldızlar, bunların hiçbirisi yoktu da yokları var etti Rabbimiz. Ve tabi bu var olanları da sonunda öldürecek olan, yani dirilerden ölüler çıkaracak olan da Allah'tır. Yani sonunda bu hayatı bitirecek olan da Allah'tır. Ölüm de, dirim de ona aittir. وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ve sen dilediğini hesapsız rızıklandıransın ya Rabbi. Rızık konusunda da yetkili sadece Allah'tır. Dilediğine bolca verir, dilediklerine de kısı verir. Çünkü o her şeyi bilendir. Yani kime ne kadar vereceğini, kime ne kadar kısacağını bilen Allah'tır. Rızkı takdir eden O'dur. Hikmet sahibidir O. Hikmeti gereği yapar bu taksimi. Yani O'nun ilmi her şeyi kuşattığı için, bir kulu için zenginliğin mi hayırlı yoksa fakirliğin mi hayırlı olduğunu en iyi bilen O'dur. Bol vermesinde de az vermesinde de mutlaka bir hikmet ve hayır vardır. Öyleyse bu konuda ona akıl vermeye, ona yol göstermeye gerek yoktur. Ya Rabbi bana şu kadar vermeliydin. Ya Rabbi beni şununla imtihan etmeliydin. Ben buna layıktım. Beni şununla imtihan etseydin, ben mutlaka imtihanı kazanırdım diyerek ona karşı gelmenin anlamı yoktur. Çünkü kime ne kadar vereceğini çok iyi bilendir Rabbimiz. Sonra rızık konusunda endişeye de gerek yoktur. Rabbimiz tüm varlıkların rızkını veren ve bunu teminat altına alandır. Bunu unutmayın. Yani bana ayırdığını yanlışlıkla hiçbir zaman başkalarına vermeyecek kadar bilgi ve hikmet sahibi, başkalarına ayırdığını da sadece gündüz değil, geceleri de çalışıp çabalasam da asla yanlışlıkla bana vermeyecek kadar adil bir Allah'tır O. Bu konuda hiçbir endişemiz olmasın. Madem ki mülkün sahibi Allah'tır, madem ki mülk O'nundur, mülkünü dilediklerine veren, dilediklerinden zorla söküp alan O'dur, madem ki dilediklerini aziz eden, dilediklerini başlara tac yapan, dilediklerini zillete mahkum edip yerlerde süründüren O'dur, madem ki yaratan ve öldüren, hayatın da ölümün de sahibi O'dur, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran O'dur, madem ki tüm rızıklar O'nun elindedir, madem ki herkesin rızkını veren ve teminat altına alan O'dur, madem ki rızık konusunda tüm insanlar O'na muhtaçtır, o halde bu insanlar neden Rablerini bırakır da O'nun berisinde kendilerine Rabler ve veliler bulmaya çalışırlar? Neden Rablerinin kendileri adına gönderdiği hayat programından yüz çevirirler de kendileri gibi aciz, kendileri gibi rızka muhtaç insanların kanunlarına itaatten yana olmaya çalışırlar? Neden hayat programları konusunda Rablerinin hükmüne müracaat etmezler? Neden Rablerinin kitabına başvurmazlar da başkalarının hükümlerine başvururlar? Öyle değil mi? Rızık konusunda ona yönelen bu insanlar, onun arzında yaşayan, onun havasını tüketen, onun suyundan istifade eden, onun arzında yaşayan, onun verdiği azaları kullanan bu insanlar, hayat programı konusunda neden onunkinden yana olmuyorlar? Neden onun kitabından habersiz bir hayat yaşamaya çalışıyorlar? Neden onun peygamberiyle diyaloğa yanaşmıyorlar? Yoksa bu insanlar Allah'ın velayetini kabul etmiyorlar mı?
Yoksa kendilerine Allah'tan başka veliler mi buldular? Yoksa Allah'ı ve Allah yolunun yolcusu müminleri bıraktılar da kafirleri dost ve veli mi edindiler? Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz bize bunu anlatacak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.